Ne olduğu bir türlü anlaşılmayan bir gök cismi, Dünya'yı yaklaşık her 1000 yılda bir radyasyon yağmuruna tutuyor. Bilim insanları eskiden, Dünya'nın yüzeyine ulaşan radyasyon seviyesindeki tarihsel artışların, güneş rüzgarlarından kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak Proceedings of the Royal Society A adlı, hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, bu radyasyon akışı çok daha güçlü ve gizemli bir kaynaktan geliyor olabilir. Avustralya'daki Queen's Üniversitesi'nden, astrofizikçi Benjamin Pope, anlamadığımız bir tür aşırı astrofiziksel olgu var ve bu aslında bizim için bir tehdit olabilir diye konuştu. Çalışmanın arkasındaki bilim insanları, ağaç halkalarındaki karbon-14 diye bilinen, radyoaktif izotopları inceledi. Bu elementler, gezegene tarih boyunca ulaşan radyasyon seviyelerindeki artışı, gözler önüne seriyor. Radyasyon seviyelerinde dönem dönem meydana gelen uzun erimli artışları ilk kez Japon fizikçi Fusa Miyake keşfetmişti. O yüzden bu artışlar Miyake olayları diye biliniyor. Pope'a göre son 10 bin yılda 6 Miyake olayı oldu. Bunlardan sonuncusu milattan sonra 993'te gerçekleşti. Şimdiye kadar bu artışların güneşteki aktivitenin arttığı solar maksimum evrelerinde meydana geldiğine inanılıyordu. Ancak ağaç halkaları, artışların maksimum evrenin dışında da meydana geldiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra, bazı ani artışların çok uzun sürmesi de soru işaretleri yarattı. Pope, bu olaylardan en az ikisi ve belki de üçü, bir yıldan uzun sürmüş dedi. Şaşırtıcı bir durum. Zira bu bir güneş patlamasıysa, artış bu kadar uzun süremez. Güneş patlamalarının uzaya savurduğu radyoaktif parçacıklara, güneş rüzgarı adı veriliyor. Bu rüzgarlar bazen Dünya'ya ulaşıyor ve telekomünikasyonda aksamalara neden oluyor. Güneş patlamalarının uzaya savurduğu radyoaktif parçacıklara güneş rüzgarı adı veriliyor. Bu rüzgarlar bazen Dünya'ya ulaşıyor ve telekomünikasyonda aksamalara neden oluyor. Gezegene ulaşan son güçlü güneş rüzgarı olayı 1859'da meydana gelmişti. Carrington olayı diye bilinen hadise iletişim altyapısına ciddi zarar vermişti. Öte yandan, bilim insanları Miyake olaylarına yol açan kozmik olayın, Carrington'dan 100 kat daha güçlü olduğunu ifade ediyor.